ulema okumamıza estetik kazandıran en önemli unsurlardan bir tanesidir. Ünsüzle biten bir sözcüğün ardından ünlüyle başlayan bir sözcük gelirse bu iki sözcük birbirine bağlanır. Örnekleyelim. Haber aldın mı? Ayrı okunduğunda telaffuz bu şekilde olur. Halbuki ulama yaptığımızda kulağımıza gelen cümle şu şekilde olur. Haber aldın mı? İkisini arka arkaya görelim. Haber aldın mı? Haber aldın mı? Ulamanın bir başka şekline geçelim şimdi de. Sert ünsüzle biten bir sözcüğün ardından bir ünlüyle başlayan sözcük gelirse sert ünsüz yumuşar. Örnekleyelim. Harp okulu ulama yaptığımız zaman harp okulu. Tekrarlayalım. Harp okulu harp okulu. Ve yine ulamada bazı sözcüklerde H düşmesi yaşanır. Bunu da örnekleyelim. Küçük hanım yerine küçük hanım örneğinde olduğu gibi.